Nasıl anladı bilmiyorum. Lakin kösem mührünün suretini çıkardığımızı erken fark etmiş. Odasına giren herkesi sorgu sual etmiş. Ayşe itiraf ederse kösem bu defa beni sağ bırakmaz. Ayşe Sultan itiraf ederse kendi günahı da gün yüzüne çıkar. Öyle. Fakat üzerine giderse Ayşe korkar. Korkunca da dua edelim de Ayşe ağzını açmasın. Her ihtimali düşünmemiz lazım kızlarım. Eğer kösem bunun arkasında benim olduğumu öğrenirse işte o vakit siz de gerekeni yapacaksınız. Sarayı başlarına yıkacaksınız. Validem. Hünkârımızdan bir haber var mı? Saraya dönmediler hala. Çok şükür yangın söndü. Malumat aldım, aslanım iyiymiş, gelir birazdan. O gelmeden ben sorayım dedim. Bağışlayın, fakat anlamadım. Neyi soracaksınız? Geçen gün vakfa gittiğimde daireme gelmişsin. Neden geldin onu soracaktım. Gittiğinizi bilmiyordum. Hanzadem sizi görmek istedi. Ben de ziyaret edelim dedim. Sizi beklerken Lalizar Kalfa geldi. Vakfa gittiğini söyleyince de döndük. Ne oldu ki validem? Neden sual ettiniz? Ayşe. Biri mührümün suretini çıkarmış. Hanedana, devlete sadık, makam sahibi pek çok zata mektup göndermiş. Onları limanda bir geminin içinde toplayıp diri diri yakmış. Yangın böyle çıkmış. Sonra payitahta sıçramış. Masum pek çok insanın kanına girdiler. Allah'ım. Kim neden yapar böyle bir şey? Böyle bir alçaklıkla alakan olacağını düşünmüyorum. Lakin durumun vehameti ortada. Bu bir ihanet. Sultan Murat'ın tahtına karşı tertip edilen bir isyan. Yani senin evlatlarının babasına karşı. Bu hadiseyle ilgili bir malumatın varsa söyle bileyim.